Almanya'daki solun radikal İslam'a bakışını konuşmak istiyoruz sizinle. Ve hemen tabii geçtiğimiz günlerde de Almanya Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevin Kühnert'in bir açıklaması vardı Alman basınında çıkan. Alman solunu İslamcılığa karşı, radikal İslam'a karşı sessiz kalmakla suçladı. Özellikle de bariz sessizlik dedi. Siz de aynı görüşe katılıyor musunuz? Şimdi HDP'nin görüşü olarak başta şunu bir kere vurgulayayım. Terörün her türlüsüne karşıyız. Çünkü sonucu insanın kıyımıdır. O yüzden orada bir sınırımızı koyalım. Onun dışında Kevin Kühnert'in yapmış olduğu açıklamada da sadece İslami terör değil, tüm terör olaylarına aynı şekilde tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat burada şöyle bir açılım yapmamız lazım. İslami terör söylemi iki grubunda işine yarıyor. Bu yanlış bir söylem. Birincisi, bu terörü yapan, yani İslam adına yaptığını ya da öyle demeden bile Müslümanlar olarak yaptıkları zaman şöyle düşünüyorlar. Diğer ılımlı ya da normal bir İslam, Müslüman bir insanı da yanlarına çekebileceklerini düşünüyorlar. Ve onlara gelen karşı tepkileri de sanki normal Müslümanlara gelmiş bir sert tepkiymiş gibi göstererek arkalarındaki kalabalığı çoğaltmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da aşırı sağ, nerede olursa olsun, Avrupa'nın aşırı sağı olsun ya da dünyada aşırı sağ, bu İslami terör sözünü kullanarak kendi taraftarlarını diğer inançtan insanlara karşı bir söylem haline getiriyor. Onlar da kendi arkalarını çoğaltmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Yani iki tarafta bu söylemi söyleyerek kendi kalabalıklarını arkalarına almaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Sonuçta inanmak inanan kişiyle Tanrı arasında olan bir şey ve bunun en iyi korunağı da laiklik olduğunu düşünüyorum. O yüzden sol olsun, sağ olsun, kim olursa olsun demokrasiye, laikliğe inanan herkesin, özellikle demokrasiyi savunan herkesin laiklik kavramında bu inanç özgürlüğünü bir kural içerisinde götürme zorunluluğu vardır. Bunu yapmazsak ne inançlar rahat edebilir, yani ne inananlar rahat edebilir, ne inanmayanlar rahat edebilir, ne de normal yurttaşlar rahat edebilir. Bizim için en olumlu yol laikliğin kurallarını doğru bir şekilde işletmektir. Kimilerinin işte ya yani inanç özgürlüğü ama işte böyle de örtünse, böyle de giyinse ne olur ki demesi biraz kuralları bozuyor. Laiklik laikliktir, kuralları da vardır. Uymazsak demokrasi yara alıyor. Türkiye'de de işte verilen, işte 80'den sonra verilen bazı tavizler bizi de Türkiye'de şu andaki yaşadığımız duruma getirmiş oldu. İnsanlara tarafsız olmak istiyorsanız kamu tarafsız bir alandır. Çünkü kamu alanı, devlet dediğimiz yer ya da devletin şemsiyesi altında olan herkese devlet sen az vergi ver, sen çok vergi ver demiyor. Herkes vergi veriyor kardeşim. O zaman herkese tarafsız olacaksın. Tarafsız olmanın yolu da laiklik. O zaman laiklik ne diyor? İnancını vicdanında tut. Buralara yansıtma kardeşim. Üniversite sınavlarına girerken yansıtma. Üniversitede ders verirken yansıtma. Şimdi iki tane önemli kişiden iki tane örnek söz söyleyeceğim. Birisi Aziz Nesin, bu konuyla çok ilgilenen birisi, çok yurtsever birisi. Hepimizin bunu artık çok uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Demişti ki biz her türlü ekonomik krizlerle, terörle başa çıkarız. Fakat fundamentalizmle başa çıkmak zordur. Bu konuda çok uyanık olmamız, duyarlı olmamız gerekir demişti. İkincisi de Almanya'yı ilgilendiren bir şey. Daha üniversitedeyken, ders verirken Toktamış, Profesör Toktamış Ateş'in çıkarmış olduğu bir kitap vardı. Laiklik nedir diye. Orada diyor ki Avrupa niye ya da özellikle Almanya
niye laiklik üzerinde bizim kadar çok fazla durmuyor? Çünkü orada laiklik devlet için bir tehdit değildir diyor. Ama şimdi o zaman tehdit olmayan bir şey, yarın daha geçmişte bir tehdit olmayan bir şey yarın bir tehdit haline gelebiliyor. Onun için bu konuda her zaman hassas olmak, duyarlı olmak zorundayız. Kevin Künat'a ben katılıyorum. Yani ya işte Orta Doğu'da ya da Türkiye'de ya da İran'da laiklik olsa olmasa beni ilgilendirmez dediğin zaman Türkiye Avrupa'nın sınırı. İşte orada olan şey Avrupa'ya da bulaşıyor. Huzursuzluk da mutluluk da her zaman bulaşıcıdır. Onun için bu konularda her birimizin, demokrasiye inanan her birimizin çok çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu kuralları işletmediğimiz zaman işte günün birinde bir de bakıyoruz ki Avrupa'nın merkezinde hiç olmaz dediğimiz yerlerde bu takım olaylar oluyor. Bunun da tek yolu laikliğin işletilmesi ama laikliğin de bunu vurgulamadan geçmemek gerekiyor. Benim bu kadar yıllık siyasi mücadelemde gördüğüm şey Işın, bunların hepsinin temel eğitimden başlaması gerektiği. Yoksa çocuklar belirli bir yaştan geldikten sonra işte laikliği anlatmaya çalışmak pek yararlı olacağını düşünmüyorum. O yüzden bunların temel eğitime girerek laikliğin demokrasinin en önemli özelliği olduğunu daha temel eğitimde çocuk baştan kavramalı inancının, inanç özgürlüğünün ancak laiklikle, düşünce özgürlüğünün de ancak laiklikle, başörtüsünün de, başı açığın da ancak laiklikle nefes alabileceğini ve laiklik olduğu zaman bu takım terör olaylarının da ortadan kalkacağını çocuğa daha küçükten, çok küçükken eğitime öyle başlatmamız lazım ki ancak belli bir yere varalım. Geçmişte de ya insanların örtüsüne ne karışıyorsunuz, insanların inancına ne karışıyorsunuz diye biz solcuları, Türkiye solcularını çok eleştirdi arkadaşlarımız, Alman arkadaşlarımız burada. Oysa biz bunun acısını onlardan önce yaşadık. Şimdi yavaş yavaş buraya gelince eleştiriler başlıyor. Haklı eleştiriler başlıyor ama sorumluluğu da üzerlerine almaları gerekir. Ne yapılması gerektiğini de üzerlerine alması gerekir. Hiç kimse demesin ki laiklik işte Türkiye'ye lazım, bana lazım değil, benim devletime zarar vermez, benim devletim çok sağlam demesin. Dünyayı güzelleştirmek istiyorsak, dünyayı yaşanılır yapmak istiyorsak, inançlara nefes aldırmak istiyorsak, bu gibi insanlara izin vermemek istiyorsak, laikliğin kurallarını işletmemiz lazım. Burası için de laiklik olmazsa olmaz. Laikliğin gerçek Müslümanları da koruduğunu görüyoruz. Elbette. İnançları koruyor ya. Bütün inançları. Şimdi diyelim ki Türkiye'de çok güzel bir şey. Pek çok inançtan insanlar yaşıyorlar. Daha önce daha da çok yaşıyorlardı. Ne kadar güzel. Çok kültürlü, çok dinli bir yaşam. Hayatımızı renklendiren bir şey bu bizim. Ama onların her birisinin diğeri üzerinde baskı yapmamasının en önemli güvencesi laikliktir. Atatürk bunu böyle laf olsun diye oraya kural olarak koymadığında, demin de vurguladım, biraz daha yavaş davrandıkları düşüncesindeyim. İslamcı terör yükselişe geçti mi? Endişe içinde olmalı mıyız gerçekten? Ya dikkatli elbette olmalıyız. Tedbirler yine de işte Avusturya sınırında dünden itibaren bildiğim kadarıyla işte sınır kontrollerini tekrardan başlattılar. Dünyadaki silahlanmanın, dünyadaki silah üretiminin bu hızla devam ettiği sürece bu konuda çok başarılı olunacağı düşüncesinde değilim. Neden dersen, genel olarak fabrikalar, üretim yapan fabrikalar, normal üretim yapan fabrikalar günde aşağı yukarı 2 var diye 16 saat çalışır. Ama silah var diye fabrikaları 24 saat çalışır. Ne yapar bunlar? İnsan öldürmek için araç üretirler, değil mi? O zaman ilk başta oralardan da başlamak lazım. Yani silah üretmek bu kadar devam ettiği sürece ben ne kadar umutlu olabileceğim burada? İslamcı terör Avrupa'da bu saldırılarla tam olarak neye hedefliyor sizce? Ben sosyal barışı etkileyeceğini düşünüyorum. Bir kin ektiğini de hem kendi insanların hani burada yaptıkları olayları alıp
Bir de Türkiye diyorum, yanlış söyledim. Irak'taki ya da Suriye'deki yandaşlarına gönderiyor olmaları burada neler yapıyorlar? İşte bir kışkırtıcılık yaratarak buradaki barışı ne kadar bozduklarını, daha neler yapabileceklerini, onlara bir kışkırtma şeyi veriyorlar. Yani bakın biz yapıyoruz, siz de bunu yapabilirsiniz şeyi veriyorlar. Daha çok taraftar toplamak için dünya barışına tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Geldiğimiz ülkenin demokrasi kurallarına uyum sağlamamız, yani işimize gelirse Türkiye'li, işimize gelirse Avrupalı değil. Hem Türkiye'nin güzelliklerini hem Avrupa'nın güzelliklerini birleştirerek ortak çok güzel bir dünya yaratmalıyız. Ama burada işimize geldiği zaman ya ben Türkiye'de böyle öğrendim, böyle yaparım. İşimize geldiği zaman da ya ben Almanya'da böyle, Türkiye'ye ilgilendirmez değil. Kural neyse, uyum neyse onu yapmamız lazım. Uyum asimilasyon değil ama burada yaşamak için iyi kuralları da özümsememiz lazım. Onun için bir bakıma Türkiye ile kıyasladığımız zaman, çünkü ülkemiz zor bir bölgede, coğrafi olarak coğrafyayı değiştiremiyoruz. Zor bir bölgede, burada biraz daha göreceli, güvende yaşıyoruz. Onun için bu güvenliğin değerini bilerek demokrasiyi tüketmemeliyiz. Demokrasiye katkıda bulunmalıyız. Demokrasi tükendiği zaman her şey tükenir. Nefes alamayız. Evet, terör saldırıları aslında Avrupa'da İslamofobiyi körüklüyor. Diğer taraftan da aşırı sağcıların çok işine geliyor gerçekten de. Acaba Avrupa'daki bu ırkçılarla İslamcılar arasındaki İtişmenin arasındaki o göçmen toplumu, dostlukları, Avrupalılarla dostlukları zedelenir mi, yoksa daha fazla bir kenetlenme mümkün olabilir mi? Ya aklın yolu birdir. Yani bir kere mücadelemizi başka tarafta, demokrasi mücadelemizi başka tarafta yaparsak biz o iki grubu da bunun dışında bırakabiliriz. Önümüzde yapılacak başka güzel şeyler var göçmenler olarak. Özellikle üçüncü ülkelerden gelenler, yani Avrupa Birliği ülkelerinden değil de üçüncü ülkelerden gelenler olarak dışlanmış olarak yaşamamak için, öyle hissedilmemek için yapacağımız ortak çalışmalar var. Örgütler de bu yönde ortak çalışma yapmalı. Örneğin bunlardan bir tanesi, en önemlisi, HDP'nin her zaman savunduğu en az şimdilik de olsa yerel yönetimlerde oy hakkı için mücadele etmeliyiz. Çünkü siz politikacıların en önemli argümanı oydur. Oy vermediğiniz zaman, oy hakkınız olmadığı zaman karşılık bulamıyorsunuz. Onun için bunun mücadelesini verirsek birlikte, en az yerel yönetimlerde üçüncü ülkelerden gelen göçmenler de oy kullanabilirlerse, politikacılar bizi bu konuda ciddiye alacaktır. Bundan sonra da arkasından yerel yönetimde görev almalar bu topluma daha bir uyum sağlayacaktır. Bunları yaşattığımız zaman, topluma, yaşamımıza kattığımız zaman, demin saydığımız aşırı sağda diğer terör olayları da buradan zarar görecek en önemli gruplar olacak. Onun için yapacağımız şeyleri yapmamız lazım. O tarafa ağırlık vermemiz lazım. Bunlarla ancak bu şekilde mücadele edebiliriz. Aktardıklarınız için tekrar çok teşekkür ederiz.